Yanımda durmakta olan sistem İtopya ile birlikte sizler için hazırladığımız fiyatıyla iddialı olan TeknoKing 3. Şimdi gelin detaylarına bakalım. Fiyatı çok iddialı, videonun sonuna kadar sabredin, zaten göreceksiniz. Ancak öncelikle bu sistemde nasıl oyun oynayabiliyoruz, gelin ona bir bakalım. İlk oyunumuz konsollardan sonra PC'ye gelen Days Gone. Ortalama 65 ila 80 FPS arasında Full HD çözünürlükte gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz oyunumuzu. Oyunun verdiği maksimum ayarlarda oynadığımızda söylemem gerekiyor arkadaşlar. Hızlıca sıradaki oyunumuza geçiyorum. Oyunumuz yine güncel oyunlardan bir tanesi Resident Evil Village. Yine 1080p çözünürlükte temiz bir oyun sunduğunu belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki de Village'de RTX vesaire gibi özellikleri kartımızdan dolayı aktif edemiyoruz. Ancak 1080p çözünürlükte tertemiz bir şekilde oynuyoruz. Ortalama FPS'imizde 95 ila 103 arasında. Yine oyunun izin verdiği en yüksek ayarlarda oynadığımızı söylemem gerekli. GTA 5 oyun testimizin olmazsa olmazlarından bir tanesi her zamanki gibi. Ortalama 70 ile 85 arasında bir FPS değeri mevcut. Ayarlarda sadece MSAA'lar düşük, geri kalan yine yüksekte yer alıyor. Ve yine GTA 5 gibi bir oyun için 70-85 arasında bir FPS oldukça yeterli diyebiliriz. Oyunu gayet akıcı bir şekilde oynatıyor bizlere. Son oyunumuz tabii ki de Valorant arkadaşlar. Listemizin olmazsa olmaz oyunlarından bir tanesi olmak durumunda. Zira rekabetçi bir oyun kendisi ve çok fazla oynayan insan var. Genellikle Valorant'ta en yüksek verim alabilmek için en düşük ayarları çekmemiz gerekiyor. Biz de aynen o şekilde yaptık ve ortalama 250 FPS civarında bir değere ulaşıyoruz. İleri seviye rekabetçi oyunlar için 250 FPS oldukça iyi bir değer arkadaşlar. Aynı zamanda 144 Hz veya daha üzeri bir monitör aldığınız zaman da bu 250 FPS'in önemini daha net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Şimdi gelin dilerseniz bilgisayarımızın özellikleriyle devam edelim. Şimdi TeknoKing 3'ün özellikleriyle devam edelim isterseniz. Bu sefer öncelikle kasadan başlayacağım. Çünkü ilk göze çarpan detay tabii ki de bilgisayarın kasası oluyor. Ki bence oldukça şık ve sade bir kasa tasarımı bizleri bekliyor. Yan kısımda bilgisayarın içini görebildiğiniz bir tempel cam bulunuyor arkadaşlar. Şu an videoyu çekebilmek için kaldırdık kendisini. Ön kısmına geldiğimiz zaman 3 tane şöyle aydınlatılmış büyük fanımız yer alıyor. Üst kısımda işte klasik açma kapama, reset, USB'ler falan filan var. Oralara çok girmeyeceğim zaten. Yakın plan çekimde görüyorsunuz. Hemen şurada bir tane tozu önce bu alıyor, sonra kasanın içine giriyor. O yüzden arada bir bunu çıkartıp temizliyorsunuz. Böylece kasanın içi daha az tozlanmış oluyor ki aynısı yine alt tarafta PS2 için de geçerli. Çok güzel bir sistem yapmışlar. Şöyle çekmeceli hafif aşağıya bastırıp çektiğimiz zaman şuradan bir tane toz filtresi çıkıyor. Arada bir bunu da böyle temizliyoruz ve bilgisayarımızın içi daha az tozlanmış oluyor böylece. Şimdi kasamızın teknik özellikleriyle devam edelim. İlk sırada bütün parçaları taktığımız esas parçamız, yani anakartımız var. Gigabyte'ın B450M S2H modeli anakartımız arkadaşlar. Anakartımızda TPM 2.0 desteği var. Bu ne anlama geliyor? Windows 11 güncellemesini bu anakartla birlikte bilgisayarınıza alabiliyorsunuz. Yani anakart bunu destekliyor. İşlemci tarafında Ryzen 5 3600 mevcut. 6 çekirdek ve 12 iş parçacığını içinde barındırıyor. Oldukça küçük bir mimaride üretilmiş bu işlemcimiz. Turbo ile de 4.2 GHz hızına kadar çıkabiliyor. 65 Watt'lık bir güç çekiyor kendisi. Bu ne anlama geliyor? Hani istediği zaman, güce ihtiyacı olduğu zaman o gücü üretiyor ve sizlere sunuyor. Ekstra bir overclock yapmanıza gerek yok. Şimdi bir oyun bilgisayarının en önemli parçası, yani ekran kartına geldik. Gigabyte'ın 1660 Ti ile birlikte geliyor. WindForce 6 GB'lık bir ekran kartı. Aslında tam isminde zaten hemen şöyle aşağıya bir yere yazdık kartı. Fiyat performans açısından oldukça iddialı bir ekran kartı. Hani tabii ki de günümüzde 2000-3000 serisiyle bu kartı kıyaslamak yanlış olur. Oyunları akıcı bir şekilde oynayalım. Derdimiz bu olduğu için de uygun fiyatlı bir ekran kartını bu kasaya uygun gördük. 3 tane DisplayPort, bir tane de HDMI portumuz arka tarafta mevcut. Yani çoklu monitör kullanıyorsanız yine kart sizin için olanak sunuyor. RAM'lere geçelim hemen ekran kartından sonra. Görmüş olduğunuz gibi 8-8 2 tane RAM var. Toplamda 16 GB'lık bir RAM'imiz var. G-Sync'in GeForce S serisinden bir RAM bunlar arkadaşlar. Anakartımız 64 GB'a kadar destekliyor. Ancak bu kasada dediğim gibi 8-8 şeklinde
takılmış. Dilerseniz daha ilerleyen sürelerde upgrade etme şansınız mevcut. Bu arada tabii ki anakartımızın da 3600 MHz'e kadar desteklediğini hatırlatalım. Depolamadan devam edelim. 500 GB'lık bir M.2 SSD'miz var. Zaten anakartımızı desteklediği için Itopia böyle bir SSD'ye uygun görmüş ki bence oldukça da güzel olmuş. Hem oyun açılış hızlarında, işte yükleme ekranlarında falan, hatta bilgisayarın açılışında da M.2 SSD bildiğiniz gibi oldukça önemli. 2400 okuma, 1750 yazma hızı vaat ediyor kendi verileri. Bu şekilde zaten bizler de yaptığımız testleri hemen ekrana şimdi getiriyoruz sizlere. Şimdi PSU'ya geçelim isterseniz. 550 Watt 80 Plus bronz sertifikalı bir PSU ile birlikte geliyor. Corsair'ın Carbide serisiyle birlikte gelen bir PSU bu. Aslında sistemi genel düşündüğümüzde de oldukça rahat bir şekilde beslediğini söyleyebilirim. Orada kasamızda oldukça ışıklı mışıklı alanlar yok gördüğünüz gibi. Şu arkadan vuran ışığı biz buradan görüntü güzel olsun diye verdik. Ön tarafta ışıklar var. Ancak siz ileride kasanızı RGB bir olaylar yapmak istiyorsunuz, işte bir yerinden ışık çıksın vesaire, anakartınız bunu destekliyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Atladığım bir parça yok diye düşünüyorum. Artık videonun güzel taraflarından birine gelmek istiyorum. Yani fiyat kısmına. 7999 TL'lik bir fiyatı var TechnoKing 3'ün. Bu videoya özel diyebilirim aslında. Hatta sınırlı bir stokla birlikte geliyor. Sadece 500 tane var. Hani günümüzde böyle ekran kartı bulmak zor, oyuncu bilgisayarlar artık pahalılaştı vesaire diyorsanız ve oynadığınız oyunlar da 1080p ayarında oynamak istiyorsanız arkadaşlar, bir bakmanızda fayda var diyebilirim. Zaten dediğim gibi 500 tane var. Hani böyle kapanın elinde kalıyor gibi bir sistem oldu. O sözümü de söylediğime göre artık videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sistem tabii ki de bir süre bizde kalacak. Merak ettiğiniz bir soru varsa hemen aşağıya yorumlar bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Hem ürünün sayfasına gidip satın almak istiyorsanız, hem böyle daha detaylı teknik detaylara bakayım vesaire diyorsanız da hemen açıklama kısmına bir bağlantı ekledik. Oradan gidip sayfaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar diyelim. Şurada bir beğen butonu var. Videomuzu beğendiyseniz basmayı unutmayın. Ve yine kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen yorumlardan bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.